Arkadaşlar selamünaleyküm. Burası Ankara'nın hemen hemen çoğu yerinden güzel, çok da merak edilen bir yerdeyiz. Altınköy. Altınköy. Altınköy'deyiz. Altınköy Altındağ'da arkadaşlar. Altınpark mıydı, Altınköy müydü? Altınköy. Altınpark değil mi? Yok ya, Altınköy. Altınköy'deyiz, burası Altındağ'da. Yani şöyle bir baktım, yemin ediyorum ta çocukluğuma geldim. Ya. Yemin ediyorum ya şöyle. Ve ilk defa geldim ve burası bize yürüme mesafesinde. Yazın burası bir dolu oluyor. Şimdi bayağı bir yine gezmeye gelenler falan olmuş. Ya çok da güzel. Ya şöyle nostalji minibüsler, şöyle gazları falan çek burası. Gazlar. Gazlar da nostalji mi? Ya nostalji değil de şey, Denizli horoz yazmış. İran tavuğu yazıyor. Ama bunlar gaz. Ördekler de herhalde şurada bir yerde. Ondan sonra şurada... Arkada bir de itfaiye var. İtfaiye duydum ama çok güzel bir yer ya. Yani bize yürüme mesafesinde burası. Ondan sonra ben toptancıya falan giderken buranın önünden girdim ve burası çok yoğun bir kalabalık oluyordu. Şimdi anladım ben buranın yeri böyle yoğun. Peki buranın olayı ne yani? Yan tarafı iki tane ördek koymuşlar. Oğlum iki tane ördek değil. Baksana şu taraflara falan. Ne güzel yerler var bu taraflarda. Şu yaban ördeği mi şuradaki? Hangisi? Şu yaban ördeğine benziyor. Yok şundan normal ördek. Bak yürümesine falan bak. Bizim çocukluğumuzu da var zaten. Daha az. Yaban ördeği nerede ki? Yaban ördekleri falan şeydir. Şu an içeride. Arkadaşlar bu itfaiye de artık kaç modelse onu bilmiyorum. Şuna bir bak ya. Bu herhalde şeyden geldi. Dört Duman ilçesinden geldi diye falan öyle söylüyorlar şu itfaiyeyi. Kim söylüyor? Ya öyle diyorlar hani bilenler abi söylüyor. Abi sen zaten bir tahminde bulundun yani. Ben kimsenin söylediğini. Yok oğlum, Dört Duman'a da vardı böyle. Yani belediye... Ama nerede sen şahit oldun bu itfaiyenin Dört Duman'dan geldiğine? Dört Duman'a yeni bir itfaiye verilmiş. Ama şu itfaiyeye baksana, bunu süren de şeydi. Dört Duman'lı varsa aramızda, rahmetli Dattiri dayı vardı. Ya bu itfaiye kesin olarak Dört Duman'dan mı gelmiş? Kesin olarak, kesin diyorsun galiba. Ya az önce tahminde bulunmuştun yani. Yani şu itfaiye mi var? Mercedes'miş bu da. Ya Mercedes bu şey, nedir onun ismi? Rahmetli Dattiri dayı kullanırdı bunu. Dattiri dayı mı? O kim? Ya şey, bir tane itfaiyeci var zaten, o kullanırdı. Bizim köyde kullandığımız şeyler bunlar da Burak. Neydir? Öküz arabası. Öküz arabası mı? Tabii. Bak bunların hepsini biz de biliriz yani. Şuna bir bak. Ya ne kadar güzel bir yeriz aslında ya. Çok güzel değil mi? Bayağı güzel de hani insanlar mesela Ankara'nın uzak yerinden buraya gireceğine kadar köye gidebilirler yani. Ya ne bileyim, yazın burası çok yoğun kalabalık oluyor. Yani şu an bile bak şu tarafları falan yüksek bırak şu anda. Yani kış günü olmasına rağmen böyle gelmişler. Yani insan buraya geldiği zaman işte ne bileyim, ben çocukluğumda döndüm şu an. Poyunduruk, öküz arabası. Bunu kullanıp hani şuraya otururlar abi. Nereye otururlar? Bunu kullanıp hani buraya otururlar. Allah aşkına. Vallahi çekim verir ha buraya. Yani bunu... Öküzde de kalsın, bunu burada oturursun. Öküzde de sonra hey edersin. He. Bunu buraya oturdular kullanırlar. Ne yazıyor orada? Arkadaşlar burada benim meslektaşım var. Şimdi köy bakkalı. Şimdi köy bakkalına doğru gidelim bakalım. Eski zamanlarda... Aha karşıda bak. Nerede karşıda köy bakkalı? Orada köy kahvesi yazıyor orada. Köy kahvesi bakkal dullarda bir yerde herhalde. Bakkal dullarda. Sen de şehir bakkalı oluyorsun değil mi? Tabii ben şehir merkezi. Sizin zamanınızda salıncaklar böyle miydi? Tabii. Ne deniyordu bu salıncaklara peki? Biz huçici dövdük. Ne dediniz? Huçici. Huçici mi? Yemin ediyorum huçici dövdük biz bunlara. Hadi gel gidelim şöyle biraz tamam, ileri. Gidelim. Neyin yanına gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi burada şey gördük, bir tane çit. Çit mi? He. Ya biz çit diyoruz, bundan saman çekiliyor. Nasıl saman çekiliyor? Yani ya köyde yaşayanlar falan çok iyi bilir. Ben bundan çok saman attım. Nereye? Samanlığa. Ya şeyden oğlum. Patoza sapı verdikten sonra, eskiden yani patoza samanı verdikten, sapı verdikten sonra bundan da saman atarsın. He. Saman atarsın. Biz buna çit dedik. Çit değilmiş ki adı bunun. Ahşap saman donuymuş adı. Ya köyde, bizim köyde çit dediler buna. Yani çit dediler. Şuna bir bak ya. Arkadaşlar buraya hakikaten gelmenizi tavsiye ederim. Yani şöyle köyde doğup büyüdük biz. Onun için şunları falan görünce ta çocukluğa döndüm ya. Bak bu da şeysiz yolu. Fren sistemi de bu. Fren sistemi mi? Tabii. Bu da bunun fren sistemidir. Nasıl frene basılıyor? Ya işte şuradan şeydeyken, bu bir de tarlada bayırda falan giderken çamur mamur olduğu zaman, çamur olursa yani bir çamurluk gibi bir şey görevinde yapar. Çamurluk görevi de. Çamurluk görevi de. Aşağıda ne var, şöyle bir değirmen gibi bir şey gördüm. Onu ben bilmiyorum. Bizim oralarda yoktu. O değirmen gibi. Değirmen herhalde. Değirmen gibi bir şey. Burası bayağı da büyük. Değil mi Burak'cığım? Bayağı da büyük bir yere. Bayağı da büyük bir yere benziyor, evet. İlerleyelim bakalım. İlerleyelim, ne tarafa doğru gidelim? Bilmiyorum ki. Şöyle ileriye doğru gidelim. Bu hayvanlar neredeydi? Bir hayvanlar falan varmış diye. Hayvanlar var dediler de bir yaban ördeği gördüm işte.
Yok yok, şeyler falan varmış. Bunlarda geyik varmış, ceylan varmış. İleri taraflarda bulabiliriz. Tamam, o tarafa doğru bir gidelim. Gidelim. Bakalım. Arkadaşlar, parkın bir ucundan geldik. Ya şey de olabilir belki, hayvanlara kıskın olduğu için kapalı yere koymuş olabilirler. Niye belki ya? Ya bilmiyoruz ki oğlum, hani bir de şimdi hayvanlar nerede? Ullada mı? Ellerdeki bak, ne kadar büyük mesela. E bize geyik meyik var dediler. Ya, ha, ben anam, de duydum. At var şurada. Hani nerede lan? Vallahi atlar şurada. At minek bunda. At. Hay, at. Hay, gel gidelim bu tarafa doğru. Atlardan bak, anlar mısın reis? Anlarım ben ha. Ya. Ya tabii anlamam da. Çok at mıydık? Bizim iki tane atımız vardı. Ya yalan söylüyorum. Ya hakikaten. Allah aşkına. Ya tabii sen o zaman yiyordun, ben bekerdim. Bizim iki tane at vardı. İki tane mi at vardı? İki tane at vardı. Ata binerdim. Bir açılı da at böyle bir görecek. Allah Allah. Tabii ya bir git şuradan ya. 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 Allah Allah. Ya ama burada var. Atlı ata nerede ya? Dokanırız ya. Yaban atmış onlar. Oğlum demek ki hayvanlar oldu herhalde. Orada da ahırlar var bak, görüyor musun? Ahırlar var orada. Ben sana dedim at çiftliği orada dedim. At çiftliği. Ama yaban attı mı ki acaba onlar? Yok oğlum, evcilleştirilmiş mi? Evcilleştirilmiş mi? Bir de arkadaşlar burayı yaz aylarında ekiyorlar. Yani burada arpa buğday da ekiyorlar. Araba burada ekiyorlar, ekmek yapıyorlar. Tabii tabii, ekmeyi yapıyorlar. At yarışından anlar mısın reis? At yarışı zamanında biraz oynadı dedim ya. Oynadı mıydın biraz at yarışı? He, biraz oynadı dedim. Daha fazla o kadar profesyonel değilim de biraz oynadı dedim. He, at yarışı oynamıştın. Bizim rızkımızı at yarışlarına mı veriyoruz? Ya yok oğlum, bak şunlar da şey, bunlar hala bizim köyler. Su mu içiliyor? Tabii tabii. Kim su içiyor onlardan? Oğlum burası oğlu, buradan böyle mesela köylerde vardı. Köyde yaşayan arkadaşlar falan varsa bilirler. Bunlardan böyle yanında bir de şey olur, maşrapa gibi bir şey olur. Bunlardan su içersin. He. Ve suyu da çok soğuk olur. Allah Allah. Tabii tabii. Bizim köyleri köyü falan geçtiğinde var buralarda. He. Ama hakikaten gidelim işte buraya yazın yine. Yazın yine. Yani. Şu an aşırı derecede bir soğuk. Aşırı bu, derecede soğuk var. Köy soğuğu mu bu? Bakkalımlara bu kadar soğuk bakkalım değil gibiydi. Bakkalımlara soğuk. Ağaçlar mı soğukluk yapıyor? Ne diyorlarsa. Vallahi billahi. Bakkalımlara soğuk değil. Burada biraz açıkta kalıyor onun için. Ayaz şey. Ellere bir baksana bir. Bunu derler ya. Ya senin yerlerde bir şey yok. Herhalde Burak bak, ceylan ve geyik bölgesi yazıyor ya. O tarafa doğru bir gidelim hemen. Ama hiç içeride ceylan ve geyik görünmüyor gibi. Bir tarafta olabilir. Şu tarafta. Şu ne? Köpek. Yaban köpeği mi o da? Yaban köpeği değil mi o? Şimdi saldırırsa bize göre. Arkadaşlar şimdi Atahan'ın buraya geldik de diyelim bunun cinsi ne hiç acaba? Yani böyle bir katır gibi. Ata benzemiyor bence. At dediğin biraz uzun olmaz mı reis? Ya at dediğin biraz uzun olur da bunlar değişik bir cins at herhalde. Yani bir hangi at artık yani böyle hani Arap atı, İngiliz atı bilmem ne atı. İngiliz atı değil, İngiliz atı siyah olur. Yok yok, hani değişik bir cins at bunlar. Artık hangi cinse. Bak şuraya gel. Ama bunlar yaban at olabilir. Olabilir yani. Çünkü yaban atına benziyorlar, böyle evcil bir at gibi değiller. He, evcil bir at gibi değiller. Şurada da bak şeyler var Burak. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Gidelim, ne var orada? Arkadaşlar şimdi burada tüm hayvanlar bildiğimiz kadar var ama bazı hayvanları üşümesin diye ahırdan çıkartmıyorlar. Öyle mi? Çıkartmıyorlar herhalde. Bence bunu da sen az önce uydurdun. Ya yok şimdi. Herkes burada geyik olduğunu falan söylüyor. Orada da yazmışlar şey. Bak. Bunlar geyik mi? Geyik değil ya. Eşek bunlar. Geyik olur mu ya? Ya bunlar hakikaten. Şöyle bir bak bırak şey. Bak şurada da şeyi var. Oo, çifte müfte atar mı ki? Oğlum belli mi olur ha? Havuç mavuç alsaydık yanımıza. Hiç hazırlıklı gelmedik hiç ya. Hiç hazırlıklı gelmedik ha. Oğlum bunlar inatçı oluyorlar bunlar. Şöyle bak. Şuna bir bak hele. Allah aşkına şu kütüğe bir bak kütüğe. Niye şimdi uğraşıyor kütüğüm? Gel. Öyle mi çağırdı? Bilmiyorum ki oğlum. Yani köpek çağırıyor gibi çağırdın. Ne diye çağıracağız? Ne bileyim, eşek gel. Bak şurada da şeyler var. Koyunlar var. Bu eşek. Tut bakayım bu. Bizi ısırır mı ki? Oğlum belli mi olur? Yine dikkat et. Gel. Uysal yapayım. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel hadi. Şu çok tatlı ya. Şu küçük var ya. He küçük. Moşması ne biçim o küçüğün bir? Gel. Gel kızım. Bak bu geldi. Bu geldi mi? Bu geldi bak. Gel. Elini ağzına tutma. Gel kızım. Ha. Heh. Bunu böyle kaşıyacaksın. Aferin kızım. Eşek eti yemiyor değil mi? Yok oğlum. Sucuk olarak yapılsa yeniyor tabii. Sucuk olarak mı yeniyor? He. Güzelmiş. Ve güzel güzel eşekler. Şurada da şeyler var bak işte. Ne var orada? Bak, ne var orada?
Koyunlar, baksana bir koyunlara falan. Ana, köpek koyunları var. Hiç görmedim ben, hep taraflara bakıyordum. Çok acıksın Ali ya. Bak, 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 bak. Gel. Burada da koyunlar mı var? He, burada da koyunlar var. Şurası da aynı köy yerinmiş de oğlum, baksana bir. Ana, köpek abi sanıyor burada. Buradan da giriş yapıyorum, şurada ahırlar. Arkadaşlar, biz şöyle kısacadan bir tanıtım yaptık. Kısacadan bir geldik. Aslında buraya gelsen 2 saatte 3 saatte gezilmez. Biz şöyle bir 15 dakika bir gezdik arkadaşlar. Buraya gelmek, görmek isteyen varsa Altınköy, Altınpark yazdığı zaman yol tarifi alabilirler. Altınpark mı? Altınköy ya. Altınköy Altındağ. Altınpark Altınköy. Yok, Altınköy Altındağ. Yani ilçe olarak Altındağ'da ya. Altınpark dedin az önce. Yok, diz sürüşmesi diyor oğlum. Altınpark yazarsak? Yok, Altınpark yazmayacak. Altınpark yazılırsa oraya şey gidiyor. Altınpark gidiyor. Burası Altınköy. Bura Altınpark Altındağ. Altındağ. Altınköy Altınpark. Altındağ. Altınpark. Altınpark. Altınpark ya, değil. Ya Allah Allah. Beni bir şey diyorum. Altınköy Altındağ Altınköy, Park. Altınköy Altındağ diye yazıldığında buraya girebiliriz. Son kez bir daha der misin, karışık olmasın. Altınköy Altındağ. Altınköy Altındağ. Yazarak buraya ulaşabilirler. Yazarak buraya ulaşabilirler. Bura köy kahvesi. Bura köy camisi. Ondan nereye sonra... köy camisi? Allah aşkına. İşte yani normal şey. Bura mı? O camisi. Bura köy meydanı. Şöyle kafanı yakalım burada da. Şöyle burası da köy meydanı. Kahve, cami. Orada bakkal. Yani şöyle bakalım da tıpkı bir köy gibi. Gerçekten güzel bir yer arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Eğer ki burayı daha detaylı falan çekin derseniz bir hafta sonu gelir burada. Hatta takipçilerimle beraber gezerim. Takipçilerimle gelir buraya gezeriz arkadaşlar. İçerik makinası mısın? Hemen 10 saniye içerisinde içerik buldun. Yok yok oğlum, şimdi arkadaşlar dedi ki teferruatlı gez dersen teferruatlı gezeriz. Sen de takipçilerimle 3-4 takipçinle beraber. İçerik makinası içerik buldu bir tane daha. He, 3-4 tane takipçimle buraya gezeriz. Tamamdır, görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.